Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli çalışmak istiyorum. Ben buraya bir tanesini çalıştım ve diğer tarafta sizinle birlikte çalışacağız. Araya iki tane zürafa bağlıyorum. Üçüncü zürafamı bağlıyorum ve o zürafada geri dönüyorum. İki tane kısa pırpır yapıyorum buraya hanımlar. İkisini birden topluyorum hanımlar ve geri dönüyorum. Ve aşağı zemine inerek bağlıyorum. Tekrar 3 tane zürafa bağlayacağım. Üç tane zürafa bağladım. Son bağladığım zürafada ipimi atarak geri dönüyorum. İki tane kısa pırpır yapıyoruz. Şöyle. Birinci pırpırı aldım iğneme. İkincisini de aldım. İpimi atarak geri dönüp bağladım zürafayı. Zemine indim. Buraya zürafamı bağladım. Ve devam ediyorum hanımlar. Araya çiçeğe başladığımız yere 2-3 tane zürafa boş bağlıyoruz hanımlar. Çok iç içe geçmesin diye çiçeğin altına çok fazla yakın ara suyu çalışmıyoruz hanımlar. Buraya hanımlar 2-4 tane zürafa, toplamda 6 zürafa olacak. 2-4-6 zürafam oldu. 4. zürafaya geri dönüyorum. Ve çiçeğimizin yerini hazırlıyoruz hanımlar. Küçük bir kaya yapacağız. Üç zürafa bağladım. Başa geri döndüm. Üstüne iki zürafa bağlıyorum. Tekrar başa geri dönüyorum. Ve ortada biraz büyükçe bir zürafa bağlıyorum hanımlar. Tekrar yaprağı için yetmeyecek ipim yeni bir ip geçiriyorum. İpimi böyle atarak diğer tarafa doğru diğer köşede düğüm atıyorum hanımlar. İpimi derince kesiyorum. Ve buraya yaprağı çalışmaya başlayacağız. 3 zürafa bağlayacağım hanımlar. 1 2 3 tane zürafa bağladım. Tekrar ilk bağladığım zürafaya ipimi atarak geri dönüyorum hanımlar. Ve artırım yapıyoruz hanımlar. Aynı zürafaya 2 kere batarak bir tane zürafa elde ediyoruz. Devam ediyoruz. Diğer tarafta da artırım yapacağız. Diğer köşede de artırımımı yapıyorum. 6 zürafa olana kadar artırım yapacağız. Sağlı sollu hanımlar. İki, üç, dört, arttırım yaparak 5. zürafamı elde ettim.
Tekrar baştaki zürafaya geri dönüyorum. Bir sıra daha arttırım yapacağız hanımlar. Diğer kenarda da arttırımımı yaptım. 2, 4, 6 tane zürafam oldu. Baştaki zürafaya tekrar ipimi atarak geri dönüyorum. Ve burada arttırım yaparak gibi şu kenardaki pırpırları yapacağız. Aynı arttırım yapar gibi aynı zürafaya batıyorum. Ve küçük bir pırpır yapıyorum burada hanımlar. Şöyle bu şekilde. Ve devam ediyoruz. Diğer tarafta artırım yapmayacağız. Sadece pırpır için orada bir artırım yapar gibi pırpır yaptık. Diğer köşede de düz zürafamı bağladım. 2, 4, 5 tane zürafam var. Bu 5. zürafaya geri dönüyorum. Pırpırım kenarda kalıyor. Tekrar hemen o zürafaya batarak küçük bir pırpır çalışıyoruz. İkinci pırpırımız da oldu. Devam ediyoruz hanımlar. Tekrar baştaki zürafaya geri dönüyorum, pırpırın yanındaki, tekrar oraya batarak pırpır yapıyoruz hanımlar. Üçüncü pırpırımız oldu. Devam ediyoruz. Zürafalarımızı bağladık. 3 tane zürafamız kaldı en son. Tekrar o üçüncü zürafaya, baştaki zürafaya geri dönüp küçük bir pırpır yaptık. 2 zürafa bağlıyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Pırpırın yanındaki zürafaya bir tane de pırpır onun üstüne çalışıyoruz. Tekrar bir zürafamız kaldı ve o bir zürafada da geri dönüp pırpırımızı yapıp yaprağımızı bitiriyoruz. Bu şekilde yaprağımız bitmiş oluyor. Şimdi sıra çiçeğimizi çalışmakta. Krem rengi ipimi alıyorum ve yaprağı çalıştığımız zürafaya sabitliyoruz hanımlar. Şu ortadaki tek zürafaya ve iki zürafa bağlayacağız buraya da. Bir, iki zürafa bağladım. Baştaki zürafaya geri dönüyorum. Ve artırım yapıyoruz her zürafada, her kenarda pardon. Baştaki zürafada artırım yaptım. Araya bir tane zürafa bağladım. Tekrar sondaki zürafada arttırım yaparak 3 zürafa elde ettim. Tekrar baştaki zürafaya geri döndüm. Burada arttırım yapıyoruz. Sondaki zürafada da artırım yapıyoruz. 4 zürafamız oldu. 5 zürafa olana kadar devam edeceğiz. Evet. Tekrar başa geri dönüp artırım yaptım hanımlar.
Sonda da artırım yapıp 5 zürafa elde edeceğiz. Şimdi son bağladığım, artırım yaptığım zürafaya ipimi atarak geri döndüm bunlar. Ve üstüne çalışacağımız bu köprüyü oluşturacağız. Baştaki zürafaya da ipimi atarak geri dönüyorum hanımlar. Bu şekilde bir köprü oluşturuyoruz. Üstüne 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane zürafa bağlayacağız hanımlar. Bu köprüye 12 tane zürafa bağlıyoruz. Tane zürafa bağladım hanımlar ve ipimizi atarak geri dönüyoruz. Dikkat ediyoruz ipimizin çok gergin olmamasına, tam ayarlıyoruz zürafalarımızın sığacağı şekilde ve baştaki zürafaya geri dönüyoruz. Ve orada sayımız azalmasın diye arttırım yaparak zürafalarımı bağlamaya devam ediyorum. 2 3 4 Her bir zürafaya bağlıyoruz. 5 6 7 8 9 11 ve son zürafamla 12 zürafa bağladım hanımlar. Tekrar hanımlar diğer renk ipimi alacağım. İpimi böyle bu tarafa alacağım için biraz uzun kesiyorum. Ve diğer renk ipimi alarak başlıyorum hanımlar. İpimi bu tarafa alarak diğer kenarda başlıyoruz hanımlar. İlk zürafamıza ipimizi sabitliyoruz. Ve üstüne attığımız ipi de ayarlayıp ipimizi sıkılaştırıyoruz hanımlar burada. Zürafama tekrar bir tane daha bağlıyorum hanımlar, arttırım yapar gibi. İkinci zürafama geçiyorum. Orada da bir arttırım yapıyorum. Ve 3 zürafa elde ediyorum. Yani 2 zürafadan 3 zürafa elde ettim burada. Ve baştaki zürafayı ipimi atarak geri döndüm. Üstüne 2 tane zürafa bağlıyoruz. Tekrar baştaki zürafaya geri döndüm. Bir zürafa bağlıyoruz. O zürafa da geri döndüm. Tekrar ilk son biten
zürafaya kadar aşağı inip hemen aynı zürafaya bağlıyoruz. Aşağı inerek. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Orada bir zürafa arttırıyorum hanımlar. Aynı zürafaya batarak. İki zürafam oldu. Hemen yandaki zürafaya bağlıyorum ve üç zürafam oldu. Baştaki zürafaya geri dönüyorum. Ve diğer yaprağı da bu şekilde çalışıyoruz. Üstüne iki zürafa. Tek bir zürafa kalacak. Geri döndüm ve tek bir zürafa bağladım. O zürafada da geri döndüm. Yaprağın diline bağlıyoruz. Ve çiçeğimizin üst yaprakları hazır. Bu şekilde hanımlar. Şuraya da 3 tane pırpır konduruyoruz. Ortadaki zürafaya bağlayıp ipimi sabitliyorum. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyoruz küçük. İpimi kesiyorum. Ve çiçeğimiz bu şekilde hazır hanımlar. İplerimizi de yakarak ufak dokunuşlarla modelimiz bitmiş oluyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.